Bugün sizlere birbirinden eğlenceli ve farklı zeka soruları hazırladık. Bakalım kimler soruların hepsini çözebilecek? Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir okulda devasa bir ayna vardır ve ayna ile ilgili okulda bir efsane dolaşmaktadır. Efsaneye göre kim aynanın önünde saat 4:44'te durursa ayna o kişiyi veya kişileri yutacaktır. Bir gün 3 kız öğrenci bu efsaneyi test etmek için aynanın önüne saat 4:44'te geçmişlerdir. Ancak hiçbir şey olmamış ve üçü de gülerek oradan uzaklaşmışlardır. Derslerden sonra tüm öğrenciler evlerine gitmişler, sadece Melike ödevlerini bitirmek için okulda bir süre daha kalmıştır. Ödevlerini bitiren Melike saat 7:16'da aynanın önüne geçmiş ve ayna Melike'yi yutmuştur. Peki ama ayna neden yalnız saatte Melike'yi yutmuştur? Bahsedilen efsane aynanın saatiyle ilgili değildir. Yani duvar saati 7:16'yı gösterdiğinde bu aynada 4:44'ü göstermektedir. Bu yüzden de aslında ayna 7:16'da insanları yutmaktaydı. Şimdi ise sizden hayvan figürlerinden dünyaca ünlü markaları bulmanızı istiyoruz. İşte ilk hayvan figürü. Sizce bu sevimli tavşan hangi markanın logosu? Elbette sevimli tavşan Nestle Nesquik'in logosudur. Eminiz ki Morini'yi görünce hemen bir marka aklınızda canlandı. Ama biz yine de soralım. Sizce bu Morinek hangi markanın logosu? Morinek, lezzetli çikolata markası Milka'nın logosudur. Sırada bir kutup ayısı var. Peki bu kutup ayısı hangi markanın logosu? Doğru cevap Coca-Cola olacaktı. Bu eğlenceli hayvanın hangi markaya ait olduğunu eminiz ki tüm çocuklar bilecek. Size verdiğimiz süre başladı ama isterseniz de videoyu durdurabilirsiniz. Size sorduğumuz bu hayvan Cheetos'un logosuydu. Peki bu oyuncak ayı hangi ünlü markanın logosu olabilir? Süreniz başladı. Oyuncak ayı dünyaca ünlü yumuşatıcı markası Yumoş'a aitti. Akıllı ama çirkin mi? Zengin ama aptal mı? Yoksa seksi ama fakir mi olmak isterdiniz? Cevap verirken dürüst olmaya çalışın. Çünkü verdiğiniz cevaplar kişiliğiniz hakkında size bir şeyler söyleyecek. Eğer zeki ama çirkin olmayı seçtiyseniz siz çabuk karar veren birisi değilsiniz. Kararınızı vermeden ve bir tercih yapmadan önce tüm her şeyi düşünüyorsunuz. Ama eğer ki zengin ama aptal olmayı seçtiyseniz sizin için öncelik maddiyat, duygular daha sonra gelmekte. Son olarak seksi ama fakir biri olmayı seçtiyseniz hayallerinize ulaşmak için elinizden geleni yapan bir insansınız ve asla pes etmiyorsunuz. Karnı çok aç olan iki kişi yemek yemek istemektedir. Ancak çatalları ağızlarına götüremeyecek kadar büyük ve uzundur. Aynı zamanda bu iki kişi elleriyle de yemek yiyememektedirler. Peki siz bu iki kişiye yemek yeme konusunda nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz? Eğer ikisinin birbirine yemek yedirmesini öneriyorsanız siz dünyaya lider olarak gelmişsiniz ve takımınız için neyin iyi olduğunu biliyorsunuz. Eğer ki çatalı ortadan tutmalarını önerdiyseniz siz sınırlı kaynakların en etkili nasıl kullanılacağını çok iyi biliyorsunuz. Eğer ki tavuğu ısırarak yemelerini öneriyorsanız siz bireysel olarak başarılısınız ancak takım çalışması içerisinde çok da başarılı değilsiniz. Bir polis ofisi haftalardır yoğun olarak çalışmaktadır çünkü 2 aydır şehirde seri katil insanları kafalarına vurarak öldürmektedir. Daha sonrasında ise onların cansız bedenlerini dondurucuya koymaktadır. Yine bir pazartesi sabahı polis ofisi zengin bir adamın evinde öldürüldüğüyle ilgili bir ihbar almıştır. Telefonla polislere ihbarda bulunan kadın zengin adamın hizmetçisidir ve polise durumu şu şekilde ihbar eder. Necati Bey'i gece birisi öldürmüş ve onun cansız bedenini dondurucunun içerisine koymuş. Lütfen hemen olay yerine gelin. İhbar üzerine olay yerine giden polis Necati Bey'in cansız bedenini dondurucunun içerisinde bulmuş ve otopsi için adli tıbba göndermiştir. Otopsi raporunda Necati Bey'in kafasına aldığı sayısız darbe sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştır. Ancak öldürüldükten sonra dondurucuya konulduğu için ölüm saati bulunamaz. Bunun üzerine polis Necati Bey'in 2 oğlu ve hizmetçiyi ifadelerini almak için çağırmıştır ve onları sorgular. Necati Bey'in en büyük oğlu Nihat ifadesinde "Geçen cuma akşamı babamı gördüm ve çok iyiydi. Tüm hafta sonu yalnızdı. Evdeki hizmetçileri de hafta sonu olduğu için göndermişti" demiştir. Küçük oğlan Mithat'sa "Hafta sonu eşimle birlikte şehir dışındaydık. Babam ne zaman öldürüldü?" diye sormuştur. Son olarak hizmetçi ise cuma günü işi bittikten sonra evden çıktığını, pazartesi günü eve geldiğinde Necati Bey'in cansız bedenini gördüğünü söyler. Tüm ifadeleri inceleyen polis memuru cinayeti kimin işlediğini bulmuştur. Sizce bu 3 şüpheliden hangisi katil? Katil hizmetçidir. Çünkü hizmetçi polise ihbarda bulunurken yanlışlıkla Necati Bey'in gece öldürüldüğünü söylemişti. Yani bu da otopsi raporunun bile ölüm zamanını bilemezken hizmetçinin Necati Bey'in ne zaman öldürüldüğünü bildiğini ve böylece katilin kendisi olduğunu ortaya çıkarmakta. Aynı zamanda 2 aydır aranan seri katil de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bir çiftçinin 21 fıçı altını vardır. Bu fıçılardan 7 tanesi tamamen dolu, 7 tanesinin yarısı doluyken 7 tanesi de boştur. Çiftçi 21 fıçıyı 3 oğlu arasında eşit şekilde pay etmek ister. Yani 3 oğlana da eşit sayıda dolu fıçı, yarım fıçı ve boş fıçı verilmelidir. Aynı zamanda çiftçinin herhangi bir ölçü aleti de bulunmaz. Sizce çiftçi fıçı ve içerisindeki altınları bu 3 oğlu arasında nasıl eşit bir şekilde dağıtır? İlk olarak çiftçi 4 yarım fıçıyla 2 boş fıçıyı tamamen doldurur. Böylece çiftçinin elinde 9 tane tam dolu fıçı, 3 tane yarım dolu fıçı ve 9 tane de boş fıçı kalır. Sonrasında ise çiftçi her 3 oğluna 3 dolu fıçı, 1 yarım dolu fıçı ve 3 boş fıçı olacak şekilde pay eder. Dört arkadaş konsere gitmişlerdir. Konser salonuna geldiklerinde sadece 5 tane boş koltuğun olduğunu fark ederler. Daha sonra yanlarına konser salonunun sahibi gelerek bu 4 arkadaşa boş olan 5 koltuğa 4 kişinin kaç farklı şekilde oturabileceklerini sormuştur. Eğer bu sorunun cevabını doğru bilirlerse konseri bedavaya izleyeceklerdir. 4 arkadaş soruyu doğru şekilde cevaplandırmışlar ve konseri bedavaya izlemişlerdir. Peki ama sizce sorunun doğru cevabı nedir? Dört kişi 5 koltuğa 120 farklı şekilde oturabilir. Bu sonucadan matematiği kullanarak ulaştık. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120'dir. Vahşi doğadan çekilmiş bu resimde bir ceylan saklı. Bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde gizli ceylanı bulabilecek? Sevimli ceylan ağacın hemen önünde durmakta. yine gözlerinizi zorlayacak bir resim ve biz sizden yine resim içerisinde kamufle olmuş hayvanı bulmanızı istiyoruz. Resim içerisindeki çita sararmış kuru dalların arasından kameraya doğru bakmakta. Zorlu resimlerden sonra sıradaki resimde gizlenmiş hayvanı size verdiğimiz süre içerisinde hemen bulacaksınız. Kayaların arasında yatan kuşu siz de ilk bakışta görmüştünüz değil mi? Yine sizden resim içerisinde gizlenmiş bu kuşu bulmanızı istiyoruz. Ama bu sefer kamufle olmuş kuşu bulmak hiç de kolay değil. Resmin tam ortasında kayaların üzerinde gizlenmiş bir kuş durmaktaydı. Geldik son soruya. Sizce resimde gördüğünüz bu kadınlardan hangisi yalan söylüyor? Erkekler tuvaletini kullan diyen kadın mı? Yoksa ben zaten kadınım diyen kadın mı? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.